Görünsek. Sayın Valim, bir kafa programı düzenledik. Esnafımız da ağırlıkta, tabii Türkiye'nin aslında bir meselesi, genel bir meselemiz ama Erzincan'da da bunu çok ciddi hissediyoruz. İstihdam konusunda Sayın Valim'den esnafımız bir destek ne yapılabilir, ne şekilde destek istediler. Sayın Valim de bunun üzerine bize bir talimat verdi. Dedi ki bu konuda İşkur Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz, işte Meslek Lisesi Okul Müdürlerimizi müdür bey bir toplantı yaptık. Bu bağlamda yani ne yapılabilir, biz bunlara ne kadar katkı sağlayabiliyoruz, kamu desteği nedir, ne şekilde, bu şekilde bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Ben sırayla İşkur Müdürümüzden başlamak üzere, örneğin İşkur Müdürümüzün meslek eğitim programı kapsamında, işbaşı eğitim programı kapsamında varsa bir desteği bize onu anlatır inşallah. Temel Müdürüm, Halk Eğitim Müdürlüğümüz bizim bir kurs programı var mı? Bir katkı sağlayabiliyor mu? En azından o olmayıysa da diyelim ki bir eleman yetiştirip bize verebilir mi? Bahadır Müdürüm yine bu konuda hakikaten çalışıyor. Biz de bu konuda strateji eğitiminin orta lise ne gibi destek alabiliriz? Bu bağlamda kendisinden bilgi isteyeceğiz. İşin şeyi, önce bir arkadaşların bir taleplerini bir alalım. Bizden devlet ne istediklerini. Şöyle bir durum. Personel aradıklarını. Onu bir bilelim, ona göre. Şöyle bir durum. İşbaşı eğitim programından mı yararlandırabiliyoruz? Meslek edindirme kursundan mı yararlandırabiliyoruz? Ona bir bakalım. Anladım. Tamam, böyle yürümesini söylüyorum. Önce bir işverenlerimiz ne istediğini bir bilelim, ona göre. Yani o zaman kaç tane sigortalı çalışan var? İki tane var. İşbaşı eğitim programı düzenliyoruz. Komisyonu mevzuatı 5 tane sigorta bulunmak zorunlu olan ve bunun da 6 ay boyunca sizde çalışıyor. 140 üzerinde programımız var bizim. Yani giyim üretimi teknolojisi bunun farklı alanlarda elbise dikiminden farklı alanlara dair bir sürü program var. Ama yani biz şöyle bir programımız var mı demeden önce bizdeki mevcut programlara bir bakmamız lazım. Bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu? Bizim böyle bir kursa ihtiyacımız var mı? Eğer böyle bir talep gelirse bunların listesini sizle paylaşabiliriz. Saatlerini sizle paylaşabiliriz. Başvuru şartlarını da paylaşabiliriz. Bunlar mesleki teknik kurslar olduğu için müracaat da yaş şartı var.